Arkadaşlar, normalde karşılıklı olarak geldiniz. Gülümsediniz, el ele verdiniz. Tamam mı? Niye tutuyor senin elini ya? Şimdi el ele verdiğiniz zaman, normalde arkadaşlar, çok sıkı, güçlü sıkarsanız bu zarar. Çok yavaş tutarsanız bu da zarar. Peki arayı nasıl şey yapacaksınız? Canlı. Tamam canlı. Bazen kadınlar bile yani canlı olduğunu, enerjik olduğunu göstermek için çok fazla tutup sıkabilir. Tamam. Orada hatta kitaplarda var yani birileri elinde tuttuğu çayları falan devirmişler. Kadın öyle bir sallamış ki elini. Ama normal şartlarda siz elinizi tutarsınız. Yani birkaç defa elinizi tutar, ondan sonra bırakırsınız. Tamam. Şimdi bazen olur ki en sıkıntı olur. İsmin neydi? Hatayı. Hatayla beraber geldiniz. İşte efendim elinizi uzatıyorsunuz. Peki ben elimi şöyle uzattım. Tensil bu şeyi tensil altında salma. Değil mi? Şu şekilde el uzatılırsa bu şu demek. Biraz sonra sen zaten benim büyüklüğümü kabul edeceksin. Daha en baştan siz eğer ki sen şimdi hatayı öyle uzat elini böyle yaparsanız yani ben senin büyüklüğünü kabul ediyorum manasıdır. Ve ondan sonra psikolojik olarak o müşteri hakim pozisyonu gelir. Tamam mı? Şimdi bunu en çok kim kullanıyor? Türkiye'deki idareciler. Süleyman Demirel. Yani şöyle gelir. Süleyman Bey böyle gelir. Zaten normal şartlarda insanlar da ne yaparlar? Alırlar, elini öper başına koyar. Öyle mi? Türkiye'de bu vardır. Şimdi adam böyle geldiği zaman peki onun büyüklüğünü kabul etmek istemiyorsun. Ne yaparsın? Sol abi. Ne yaparsın? Gel. Sen gel. Sol gel gel gel. Peki senin ismin neydi? Tale. Ha? Tale. Tale'nin gelişiyle alakalı ne düşünüyorsun? Tamam da ay çok sağ olun. Sen hangi günündesin? Bin. Bin de kaçasın? Dört. Şimdi Talip, elin niye orada cebinde? Güzel. Niye bağışlayın dedin? Çarştım da indi daha. Yani o bağışlanacak ne hareket var? Elin cebinde olmasının neden olduğunu soruştum. Peki ben bu şey yaparken niye elimi sürekli olarak sallamak ihtiyacı hissediyorsun? Hayır yani niye öldüreyim seni yani? Şimdi bak normalde eli böyle uzattın tabii. Tamam mı? Sen şimdi ne yapacaksın? Bak. Öyle değil doğru ama onun için çıkardım diyor. Süleyman Demir elini uzatıyor. Bizim Elçin Süleymanoğlu. Hocadan ders alanlar kimler? Elçin Hoca'dan ders alanlar. Bayağı var değil mi? Elçin Süleymanoğlu'dan ders alanlar. Yok mu ya? Elçin Hoca'nın dersleri azaldı mı? Elçin, sen almışsın değil mi? Elçin Hoca, Türkiye'de Azerbaycan'dan yeni gelmiş. 92, Süleyman Bey'de demek ki o zaman ölümden sonra olması lazım. Cumhurbaşkanı götürüyorlar işte Süleyman Bey'lerle görüşsün, Azerbaycan'dan yeni gelenler var diye. Uzatıyor elini. Ondan sonra bizimki de yani normalde elini tutarken bakıyor ki şey yani uzatma anında şeyi yok. Ondan sonra bu şekilde tutuyor. Garipsiyorlar yani. Cumhurbaşkanı eli böyle tutuyor diye. Ama normalde yani bu şekilde el tutma hadisesi söz konusu. Teşekkür ederim. Talih. Hatayla devam ediyoruz. Şimdi hatayı bak bir yol daha var. Sen bana o şekilde elini uzat. Ha, o şekilde ben geldim elimi uzattıktan sonra bunu bu şekilde alırken bir ayağımı daha ileri attım ve ondan sonra buyurun beraber gelin. Şimdi bunu elime attıktan sonra normalde ister istemez ona yaklaştırırken el üzülecek. Ve burada birbir beraber kalacağız. Ben bir sırada gelip başladım ama birbiri beraberiz. Yani Horon Tepelek'te gidemeyeceğimize göre, yani milli dansla gidemeyeceğimize göre de sadece el ayrılmış olacak. Peki, teşekkür ediyorum. Bu en alttaki sıkış tarzı arkadaşlar ikili olarak genelde siyasetçilerin yaptığı bir iştir. Normalde bizim şark kültüründe yani dedelerimizin, sizin dedeleriniz değil, benim de dedelerim. Yapmış olduğu hareket şöyle iki elle musafaha diyoruz bizim şark kültüründe. Hani, günahların dökülmesi için bir sebeptir diyoruz. İnsanlar, yani Müslümanlar birbirleriyle karşılaştıkları zaman, musafaha yaptıkları zaman bu aralarındaki iletişimin kuvvetlenmesi psikolojik olarak onların arasındaki içtimai birliğin kuvvetlenmesine yol açar diye bir düşünce var. Niye el terlidir? Elinin terli olmasından ziyade elinin terli kullanmadan şirket rehberiyle görüşmesi negatif bir tesir uyandırmış olabilir. Yani o momenti iyi bilmek lazım. Sizce neden olabilir? Filmi seyredersiniz. Ondan sonra hiç açıklamıyorum neden olduğunu. Etiraz edilir işte. Sorduğum olarak yani selfie neden ibaret? Yani yolla gelir şirket rehberi biraz sıkla karşısına aldı. Üstünde desmol yazdım belki. Yani sizin için emniyet halliydi. Cunaha nerede? Bilmiyorum.
Şah Mustafa'ya verdim. Bilmiyorum, bizde mənim var. 200-300 otağı neçədirsə, iş dünyası sənə gəlir, belə bir şey deməsə. O dedim ki, yani belə tutursan, sonra bu əlində buradan tutursan, o deməkdir ki, yani sən sözlü qabadakı nəyi yer edirsən. Ha, o ikinci bir şey. O, karşıdakı insanın kolunun, gəl böyle. Bak, Tural Bey'in kimde şey yapalım. Ha, öyle bildim ben. Ben de Tural Bey'im. Sen ne yapacaksın? İyi. Şimdi böyle tuttunuz. Şimdi arkadaşlar, normal şartlarda eğer karşınızdaki insan zaten sizin büyüğünüzse, yani bir muallim bu şekilde elini uzattıysa, yok ya ben senden daha büyüğüm demenize de gerek yok bence. Yani tamam, böyle adam kendisini çok büyük görsün. Bir problem yok burada. Ama siz önemli olan mesela diyelim ki satış danışmanısınız. Efendim onunla alakalı bir kalmanız, sözünüzü tesirini arttırmanız gereken bir yol var. O zaman işte burada önem taşıyor. Tural Hoca'nın dediği şurası. Şuradan tutabilirsiniz, şuradan tutabilirsiniz, şuradan tutabilirsiniz, şuradan tutabilirsiniz. Nasıl? Tamam. Hasan Celal'in yaptığı gibi. Hasan Celal güzel, Türkiye'de parti başkanlarından bir tanesi şunu yapar. Herkese yapar. Adamın boyu efendim bir 90 civarında, kilosu da 130 civarında. Özal'ın getirdiği birisiydi o. Ve bir her zaman için bazen kadınlar hassasiyet gösteriyor, elini uzatmıyor. Ya da bazı erkekler hassasiyet gösteriyor, kadınlarla tokalaşmak istemiyor. Öyle bir durumda yani onun için momenti iyi seçmeniz lazım. Kadın elini uzattığında ancak elini uzatacaksınız. Ha, ama eğer ki tokalaşmak mecburiyetine kalırsanız karşıdakini de mahcup etmeyin. Yani kadıncağız elini uzatmış, iyilik olsun. Siz de aman ben çok hassasım deyip yani öyle bir klop verirmiş gibi ona ölü balık diyorlar. Yani elinizi öyle al sık ondan sonra geri ver şeklinde yaparsanız bu iyi bir hareket olmaz. El, kol ve avuçlar. Şimdi arkadaşlar şu hareket ve şu hareket arasında çok fark var. Bakın şöyle 20 saniyelik, yani 20 santimlik bir hareket. Şu hareket genelde idarecilerin yaptığı harekettir. Kapıda bekçilerden Bulgar Bey yapar. Bak şu hareket. Diğerleri yapmaz. Çünkü oradaki 4-5 tane bekçinin başında Bulgar Bey vardır. Bulgar Bey böyle dururken eğer diğerleri de böyle durmaya kalkarsa aralarında konflikt yaratır. Çünkü buranın horozu benim. Buranın patronu benim. Büyük olan burada benim. Şimdi böyle duran adamlar yere itibariyle idareci adamlar. Ama şu şekilde bir arkadaşınızı görüyorsanız bu sıkıntı içerisinde, stres içerisinde, gerilim içerisinde bir adam demektir. Ha, o da ona yardımcı olmak lazım. Arkadaşlar elleri ovalamak. Eğer ki bir birincide gözler, kaşlar, şapka belli ediyor. Elinde tam size göre bir hareket var diye bunu yavaş yavaş yatıyorsa bu makyaj üçkağıtçı demektir. Ama yani normalde hızla şu hareket yapılıyorsa bu bir heyecan göstergesidir. Akşam evde ne yemek var? Bu heyecan göstergesidir. Bakışları yakalamak. Bakarken arkadaşlar gözleri kullanmak çok önemli. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Gözler sizin üç dünyanızdan mesaj verecektir. Onun için normal şartlarda 1/3 ve 2/3 arasında yani karşınızdakiyle 10 dakika görüşüyorsanız 3 dakikası en az en çok 6-7 dakikası onun yüzüne bakmakla gözlerine bakmakla geçmeli. Kalem kullanarak bakışları yakalamak mümkündür. Kısaca toparlayacağım. Gözlerden devam edeyim. Gözler, mesela diyelim ki eski zamanlardan beri göz bebeklerinin büyütülmesi karşıdaki insana güzellik düşüncesi verilmesi için mühim. Gözler çok ilgi çekici. Onun için mesela kadınlar çok defa gözlerinin altlarını üstlerini boyuyorlar. Dikkat çekmek. Güzellik göstermek. Eski çağlardan mesela antimon denilen bir madde döküyorlarmış kadınlar. O gözleri daha iri gözüksün, göz bebekleri daha büyük gözüksün diye. Göz bebeklerinin büyük gözükmesi normalde insanların heyecanlanmasına ve karşıdakini heyecanlandırmasına vesiledir. Onun için mesela diyelim ki kız erkek, kadın erkek yani.